Bizim isterseniz tanımayanlar için daha önce birkaç webinarda belki bir araya gelmişlerimiz olabilir. Benim adım Enser Şeker. BGA'da çalışıyorum. Daha önce belli bir süre TÜBİTAK'ta çalıştım. TÜBİTAK Bilgem'de Siber Güvenlik Enstitüsü'nde. Daha sonra NATO'da Estonya'da siber savunma üstünde çalıştım 2 sene NATO'nun. Şimdi BGA'dayım. Aslında buradaki bütün katılımcılarla tek tek tanışmak isterdim. Neden? Çünkü birazdan şeylerden de bahsedeceğim. Siber güvenlik yapay zekada. Bu konuda ilgilenen ya da ilgilenebilen insan sayısı çok çok az. Ben gelecekte bunun çok önemli olacağını düşünüyorum. Biraz sonra nedenlerini de anlatacağım. Aslında buradaki amaç sizin de takdir edeceğiniz gibi 1 saatlik bir webinar. Bu 1 saat içerisinde yapay zekanın yesine bile girmemiz çok çok zor. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi bu yapay zeka konusu advanced ve komplike bir konu. Çok kolay böyle bir webinarda hele 1 saatte bahsedebileceğiniz bir konu değil. Ama üstün körü üstünden geçiyor olacağız ve gelecekte ben siber güvenlikte olmazsa olmazı olduğunu düşünüyorum yapay zekanın blok zincirle birlikte. Ki zaten haftaya da Ahmet Çakmak'la beraber bir blok zincir webinarı yapıyor olacağız. Orada da blok zincirin aslında şey için ne kadar önemli olduğu, siber güvenlik için olduğunu Ahmet Hocam bahsediyor olacak. Ben de kendimce katkı sağlamaya çalışacağım onun şeyini. Dediğim gibi bu aslında bu webinarda amacım, hani bu webinarın verilmesi teklif edildiği amacım konuları ilgilenenlerin daha çok dikkatini çekebilmek, sizinle bir araya gelebilmek, varsa sizin görüşlerinizle nasıl olabilir, ne olabilir değerlendirmek sonrasında. Tabii webinar süresinde çok mümkün değil. Dediğim gibi 1 saat çok çok kısıtlı bir süre. Ama en azından sizin dikkatinizi çekebilirsem az çok konuya bir etkileşim oluşturabilirsem kendi adıma kendimi mutlu sayıyor olacağım. Ben bir şey tabii ki Eyüp Bey yazmışsınız buradan. Tabii ki ben e-mailimi paylaşırım. Her zaman iletişimde olmak isterim tabii ki sizlerle. Peki. Gidiyor olalım. Önce bir tabii şeyden bahsetmekte fayda var. Yani yapay zekanın burada tarihçesine girip şey yapacak değiliz ama kısaca en azından dönüm noktalarını biliyor olmakta fayda var. Sizin de bildiğiniz gibi birazdan bahsedeceğiz. Bütün olay Turing test dediğimiz bir test var. Bununla başlıyor. Daha sonrasında işte çeşitli çalışmalar var. İşte 66 ile 97 arasında herhangi bir çalışma olmadığı için yapay zeka kışı diye geçiyor bu aradaki dönem. Bunun dışında işte hayatımızı en çok hani etkili olarak görebileceğimiz şey Deep Blue'yu biliyorsunuz. Satrançtan belki izlemişsinizdir. Bu arada Working diye bir çalışma alanındayım da ortak çalışma alanı çok gürültü geliyorsa kusura bakmayın. Hani evde daha çok çoluk çocuk nasıl ses gelir diye buraya geldim ama burada şey oluyorsa özür dilerim. Tam sessizliği sağlayamadım ortak çalışma olduğu için. Neyse Deep Blue'yu biliyorsunuzdur belki. Onlardan falan bahsediyor olacağız. Neden dönüm noktası? İşte Kasparov'u yenen bilgisayar. Oradan hatırlarsınız belki. Daha sonra işte hayatımıza Siri'nin girmesiyle işte komutları. İlk reklamları hatırlıyorsunuzdur belki. Adam koşarken ben hatırlıyorum. İşte kulaklığından şuna mesaj gönder diyor, şuna şöyle yap diyor, akşama rezervasyon yap diyor falan. Tabii ki o reklamdakilerin onda birini bile yapamıyordu Siri o zamanlar. Ama ilk gösteriş şekli öyleydi bize. Lanse edilme şekli. Vay hiç telefonu cebimden çıkarmama gerek kalmadan sesli komut sistemiyle rezervasyon yapabiliyorum. İşte Tuğçe'ye şu mesajı gönder, içine şunları yaz diyorum. Ben şeyi hatırlıyorum Siri ilk çıktığında. Biz alıp Amerika'daydım ben o sırada. Denemeye çalıştık. Dedik ki hani bizim şeyimizden anlamıyor herhalde aksanımızdan. Çünkü sürekli yanlış şey yapıyordu. Amerikalı arkadaşlar söylüyordu. Onların ikisini bile anlamıyordu. Dedik ki yani tamam çok aksanla alakalı bir şey yok burada. Demek ki algoritma çok iyi çalışmıyor. Daha sonrasında da işte yine bildiğiniz gibi birkaç gelişme daha var. Bunlarla birlikte Watson'ı biliyorsunuzdur. Eugene'i duymuşsunuzdur belki yine. Yine AlphaGo şeyin devamı, Deep Blue'un devamı aynı takım. Daha sonra biliyorsunuz Google bunları satın aldı. Yapay zeka geliştiricileri olarak. Gibi çeşitli adımlar var. Biz bunların hepsine tek tek gidiyor olmayacağız ama en azından biliyor olmakta fayda var. Peki nasıl? Ben şey izlemişsinizdir belki Westworld diye bir dizi var. Çok sevdiğim bir diziydi. O dizide şu sahne çok ilgimi çekmişti. Bilmeyenler için kısaca şöyle bahsedeyim.
İşte yapay zekalı makinelerin olduğu, insan gibi görünen, onlar gibi hareket eden, konuşan bir park var. İnsanlar gidip bu parkta işte oradaki insanlarla vakit geçiriyorlar. Hani çok felsefi kısma girmiyorsun da vahşi şeyler yapıyorlar bazen. Vahşi dürtülerini gideriyorlar falan filan gibi. Vuruyorlar, öldürüyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar. Hiçbir yasal şey olmadığı için yaptırım bu parkta. Sonuçta hepsi yapay zekalı robotlar olduğu için. Asıl dünyada yapamadıkları şeyleri burada yapıyorlar. İşte o ziyaretçilerden bir tanesi, belki izleyenler vardır aramızda. Parka geliyor. Parka gelip de karşılayanlar arasında bir tane kadın var. Ve o kadına şeyi soruyor. Soruyu soran erkek. Gerçek insan. Ötekisi ise parktaki sakinlerden bir tanesi. Ama insan mı şey mi şu aşamada bilmiyoruz. Ve onu karşılayıp ağırlayıp ne yapacağını falan filan her şeyi anlattıktan sonra adam şeyi merak ediyor tabii. Sen gerçek misin? Beni böyle şey yapıp birkaç gece düşündüren bir cevap verdi kadın. Gerçekten ayırt edemiyorsan ne önemi var dedi. Gerçekten ayırt edemiyorsanız işte Turing testi de buna dayanıyor. Buradan Turing testine bağlayacak olursak. Turing testini bilmeyenler için işte iki tane kapalı oda, biri bilgisayar, biri insan. İki cevap verici var. Onlara soru soran bir kişi var, insan. Bu verdiğin cevaplardan hangisinin insan, hangisinin bilgisayar olduğunu soru soran kişi, Player C yazan kişi ayırt etmeye çalışıyor. Eğer bu ayrımı yapamıyorsa hangisinin bilgisayar, hangisi şey olduğunu, bilgisayar Turing testini geçmiş oluyor. Ki bu dediğim gibi dönüm noktalarından bir tanesi olduğu için bunu biliyor olmakta çok çok fayda var. Peki başka dönüm noktaları neler? Bu dönüm noktalarından bir tanesi. Mesela burada hemen AlphaGo'ya geçtim. Aranızda şeyi soranlar olabilir. Deep Blue nerede? Neden satranç burada yok? İlk çünkü biliyorsunuz şey olmuştu. Deep Blue'nun Garry Kasparov'u, dünya satranç şampiyonu yenmesi bir olay olmuştu. Çünkü orada şöyle bir şey var aslında. Oradaki bütün ihtimalleri hesaplama şeyi var. Yani matematiksel olarak baktığınız zaman hani konuya yakın olanlar şeyi bilirler. Bir satranç tahtasındaki ihtimallerin en fazla olabileceği 35 üzeri 80 ihtimal var. Bunun da karşılığı 10 üzeri 123. 10 üzeri 123 de yine konuya şey olanlar bilirler. Shannon sayısı diye bir sayı var. O sayıya tekabül ediyor. Ve bu sayının şey olduğunu düşünüyorlar. İşte evrendeki bütün atomlar, şunlar, bunlar falan filan. Hepsinin sayısının toplamı kadar bir sayıya tekabül ettiğini düşünüyorlar. Sonuçta burada şey var, hesaplanabilir ve sonu belli olan bir şey var. Ne diyelim, hesaplayabileceği, dediğim gibi sonu belli olan bir hesaplama var ve bilgisayar için tabii ki bu bir noktada zor ama bir noktada aşılamaz değil. Peki şey neden önemli? Go'nun olması neden önemli? Go'nun olması şu açıdan aslında daha önemli. Go'daki ihtimallere baktığınız zaman 250 üzeri 150. Ya da işte bunun ayrı bir onluk sistemdeki karşılığında 10 üzeri 360 gibi bir hareket sayısı olduğundan bahsediyorlar. Bu da normal bir makinenin şey yapabileceğinden çok çok daha fazla. Ve biliyorsunuz burada mesela Go oynayanlar bilirler. Bu Lee Sedol'da 8 senedir bu işin şampiyonu, dünya şampiyonu. Şeydeki gibi mesela Alman açılışı vardır, Rus savunması vardır, satrançla oynanabilirler. Çeşitli taktikler var. Burada bambaşka bir strateji izlemeniz gerekiyor ve oyun şekillendikçe stratejinizi değiştiriyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla buradaki ihtimaller sayısı sürede olduğu için Go'daki bir şeyi kimse beklemiyordu. En azından hani şeyi söyleyenler falan bile bu yapay zeka konusunda yakın olanlar en az 10-15 yıllık bir süre olduğunu, yapay zekanın Go'yu yenmesi için bir süre olduğunu söylüyorlardı. Ama herkesi şaşırttı yapay zeka. Ve sanki gerçek bir şeymiş gibi oyunun şeyini, bunun da belgeseli var, Netflix'te izlemenizi muhakkak tavsiye ederim. Oyunun içerisinde hiç beklemediği hamleleri yaparak, o sırada tabii başka ustalar da izliyorlar oyunu. Bu iki kişinin şeyinin karşılaşmasını. Ve diyorlar ki muhtemelen bilgisayarın şunu yapması lazım ve bilgisayar onu yapmıyor. Başka bir hareket yaparak şaşırtıyor. İlginç stratejiler belirliyor. Stratejileri çok ilginç. Oyun boyunca 5 kez bu oyun gerçekleşiyor. Ve AlphaGo'nun yaptığı hareketler gerçekten çok şaşırtıcı olarak görülüyor. Stratejisini oyuna göre değiştirendiriyor, şekillendiriyor. Ve günün sonunda AlphaGo'da da üstün gelmiş oluyor. Bir diğer oyun yine tabii bilgisayar
oyuncular aramızda vardı, şey yapanlar. Mana diye bir oyun var biliyorsunuz. Burada aynı zamanda şey yapmanız lazım. Görünmeyen bölgeler var. Orada ne olduğu belli değil. İşte bütün silahları al diye olmanız önemli değil. Ben bu oyunu hiç oynamadım gerçi ama yapay zeka incelemeleri açısından nasıl bir oyundur diye merak edip baktım. Belki aramızda işin ustaları vardır. Onlar daha iyi bilirler. Burada silahları karşılaştığınız orduya göre ya da şeye göre, karaktere göre kullanabiliyor olmanız gerekiyor. İşte bütün yerler açık değil. Keşiflerde bulunuyor olmanız gerekiyor. Karşılaştığınız şeyler, rakiplere göre stratejinizi yine değiştiriyor olmanız gerekiyor. Burada bilinmeyen sayısı bu adamda çok daha fazla oluyor. Ve yine aynı takım, işte bu Blue, Deep Blue'yu yapan, AlphaGo'yu yapan takım AlphaStar diye bir yapay zeka geliştiriyor. Ve günün sonunda bu yapay zeka StarCraft'ta Mana denen oyuncuyu yeniyor. Dünya şampiyonasında. Peki, şimdi hani şey haritaları vardır ya, ormanda ya da işte başka yerlerde, şu anda buradasınız bir yeri gezerken turistik. O haritalar şey açısından önemlidir. Ne kadarlık bir alanı geziyorsunuz, neredesiniz, ne yapıyorsunuz açısından. O yüzden bu şekli buraya koymak istedim. Şu anda neredeyiz, ne yapıyoruz, siber güvenlik kısmında neyi kullanacağız? Aslında yapay zeka dediğimiz şey çok genel bir kavram. Burada gördüğünüz, şu olduğunuz gibi. Bütün bu altındaki alt sistemleri beraberinde içeriyor. Yani aslında webinarın konusu ya da benim seçtiğim başlık şey açısından çok doğru değil. Siber güvenlikte yapay zeka. Çünkü henüz o seviyede değiliz. Yani neden? Çünkü siber güvenlikte bütün bu görmüş olduğunuz şeyleri kullanmıyoruz. Hangi kısmı kullanıyoruz biz daha çok? Şu makine öğrenmesi kısmını. Sol taraftaki kısmı kullanıyoruz. Bu kısımda da yani burada aslında şey başlık doğru olsaydı akademik olarak da makine öğrenmesi daha doğru, daha isabetli bir başlık olmuş olacaktı. Ama yapay zeka genel bir kavram olduğu için hani webinar için de başta seçtik. Ama şu anda hazır webinarda konuşuyorken bu işi akademik olarak yapay zeka teriminin kullanılması çok doğru değil. Çünkü görmüş olduğunuz gibi altta başka disiplinler var bunların. Ve bunların tamamını şu anda siber güvende kullanmadığımız çok rahat söyleyebiliriz. Ki bunların tamamını herhangi bir disiplinde kullandığını söylemek de çok zor. Dolayısıyla bunların belli kısımlarını alıp onları kullanıyoruz. Ve bizim adımıza siber güvenlik tarafında kullandığımız şey derin öğrenme kısmı olabilir, gözetimli öğrenme olabilir ve gözetimsiz öğrenme olabilir. Dolayısıyla aslında biz siber güvenlikte daha çok makine öğrenmesi kısmını kullanıyoruz. Dediğim gibi o yüzden siber güvenlikte makine öğrenmesi daha akademik bir terim olmuş olabilirdi. Peki bu şeyler nasıl çalışıyor? Bu örneği de birebir vermek istedim. Bence önemli bir örnek. Tıpkı insan nöronlarında çalıştığı gibi, şurada görmüş olduğunuz gibi bir nükleus var. Nükleusun birçok ağaç dalları var. Bu ağaç dallarını sensör gibi düşünebilirsiniz. Bu sensörlerden aldığı geri bildirimler nükleuse gidiyor. Nükleusten alınan bilgiler beyne gidiyor. Ve günün sonunda beyniniz bir karar veriyor. Ne gibi? Örneğin şeyi düşünün. Sobanın yandığını düşünün. Çok sıcak ya da herhangi bir ateşin. Elinizi yaklaştırdığınız anda sensörler beyninize gönderiyor. Buranın çok sıcak olduğu ve tehlikeli olabileceği daha fazla yaklaşmanın. Dolayısıyla aslında yapay zekayı kullanan matematiksel olarak kullandığımız tarafta bunu matematiksel yine sensörlerden gelen bilgilerle ya da inputlar sadece sensörler düşünmeyin. Sensörden kastımız burada input. Inputlardan gelen bilgilerle bir değerlendirme yapılıyor ve bu değerlendirme sonucunda bir karar alınıyor. Günün sonunda hepimiz hani hep şey derler ya, hayat kararlardan ibarettir. Hatta şimdi çok o derin konulara girmiyor. Paralel evren falan da şeydir ya. İşte sizin başka kararlar verdiğiniz başka evrenler. Günün sonunda hepimiz bir karar verip bir şeyler yapıyoruz ve başka kararlardan vazgeçiyoruz. Bu tabii ki aynı şekilde şey için de geçerli. Yapay zeka için de geçerli. Yapay zeka için de biz onun neyin programlamasını istiyorsak bu kararları doğru ve düzgün false pozitifleri minimum olacak şekilde ya da false negatifleri minimum olacak şekilde belli kararlar almasını da belli sonuçlar çıkarmasını istiyoruz. Bunun için de belli inputlar veriyoruz yapay zekaya. Ve günün sonunda hangi şey için tasarlandıysa, hangi amaç için tasarlandıysa bu onun için bir output üretiyor oluyor bize. Peki dedik ki biz daha çok makine öğrenmesindeki
kısımları kullanıyoruz siber güvenlik için. Nedir bunlar? Geleneksel makine öğrenmesindeki yöntemlerden gözetimli öğrenme ne demek tam olarak? Gözetimli öğrenme şu, şu altta görseli o yüzden vermeye çalıştım. Siz aslında şey yapıyorsunuz. Bir veri setinden onu öğretiyorsunuz. Bak diyorsunuz ki, şu aşağıdaki resmi görebiliyorsunuz. Bak bunlar kedi resimleri. Gördün mü? Sen bu kedi resimlerini incele. Bunun dışındaki her şeyi kedi değil diye bana sen ortaya çıkar. Makine bunu alıyor. Sizin verdiğiniz bütün resimleri kedi resmini öğren diyor. Diyor ki bunlar kedi resmidir. Onları yukarı atıyor. Bunlar kedi resmi değildir. Onları da aşağı atıyor. Bu ne gibi işte? Burada şey örnek vermeye çalıştım. Mesela siber güvenlik de sizin için. Hani sonuçta burada siber güvenlik de yapay zeka nasıl kullanılıyor? O beklentiyle geldiğiniz için oradan örnek vermeye çalıştım. Spamlerin etiketlenmesi. Yani spamler nasıl olur? Hangi özellikleri, hangi karakterlere sahiptir? Bunu makine öğrenmesine söylüyorsunuz gözetimli öğrenmede. Ve bundan sonra gelecek bütün şeyleri mesela Google bunu kullanıyor biliyorsunuz. Ona göre spam'inizi düşürüyor. Sonuçta bir insan oturup Google'da şu spam'dir şeydir diye ayırmıyor. Makine öğrenmesi gelen spam'lerin içeriğine bakarak diyor ki bu spam'dir, bu spam değildir. Ama tabii ki bu algoritma doğru düzgün çalışıyor mu? O yüzden dedim hani istenilen noktada değiliz. Bu sırada tabii ki webinarda sadece teorik şeylerden bahsetmeyeyim. Kendi bilgi birikimlerimizden de bahsedelim. Geçen gün işte Pentest ekibinde lideriyim. Ben BGR tarafında. Pentest'i tamamladıktan sonra bize bir rapor geliyor. Test yapan arkadaşlar. Sonuç raporu. Bu raporu müşteriye şey yapıyoruz. İletiyoruz. Raporla ilgili bir şey gönderilirken kendi ekibimden her zaman şey, e-mail gönderen arkadaş şeyi göndermiş. Yapılması gereken şeyi. Ve o şey bir şekilde bana gelmedi. Ve ben arkadaşa sordum. Hani neden bu e-mail hala bana gelmedi? Normalde bitmişti. O dedi ki ben gönderdim. Sonra aradık taradık. Bak spam'e düşmüş. Yani nasıl bunun spam'e düşürdü? Sürekli e-mail gelen birisini, güvenli olarak işaretlenmiş birisini. Google. Çok şaşırdım. Demek ki aslında oradaki makine öğrenmesi de çok çok iyi çalışıyor mu? Çalışmıyor. Zaten bence o yüzden şu anda şeye biraz şüpheyle bakılıyor. Gerçekten yapay zeka ya da işte makine öğrenmesi siber güvenlikte etkin kullanılabiliyor mu ki? Hani biz bir şey görmedik ki etrafta. Belki o yüzden bu kadar ilgi yok. Belki o yüzden bu kadar hala kafalarda soru işareti var. Evet, maalesef Google gibi bir dev bile bu şeyi kullanırken alt üstü spam ayıracak. Gördüğünüz gibi çok ciddi hatalar yapabiliyor ki. Hani ciddi bir şey olsaydı burada, iletişim sık olsaydı, şu bu olsaydı, spama gitmiş olacak ve şey orada kalmış olacaktı. Ama eninde sonunda bu şeyi noktasına gelecek tabii ki. Öğrenme noktasına gelecek. Burada dediğim gibi spamı gözetimli öğrenme için düşünebilirsiniz nasıl olduğuna dair. Bir de gözetimsiz öğrenme var. Bu gözetimli öğrenmede sıkıntı şu. Yani sürekli sizin verilerle şeyi beslemeniz gerekiyor. Bu çok tercih edilen bir yöntem değil. Ben yani dedik ya sadece şeyden bahsetmeyelim. Şu şudur bu diye değil. Sonuçta bunu üniversitede şey olarak da anlatıyoruz. Ders olarak doktora da anlatırken ben orada da arkadaşlara anlatmaya çalışıyorum. Sadece şu şudur bu budur değil. Önemli olan zaten endüstriden de sizin şeyleriniz neyse tecrübeleriniz. Amaç oraları iyileştirmek. Burada da bahsedebileceğim nokta sizin için bu gözetimle öğrenme çok tercih edilen bir yöntem değil. Neden değil? Çünkü kimsenin oturup hele veri çok çok büyük olduğunda tek tek makineye bunu anlatacak şey yok. Peki o zaman ne bekliyoruz biz makineden? Gözetimsiz öğrenme bekliyoruz. Ne demek bu gözetimsiz öğrenme? Makinenin paternleri, şeyleri takip ederek kendisinin kendi kendine öğretmesini ve sonucu kendi kendine ulaşmasını bekliyoruz. Allah Allah çok ilginç, ilginçmiş. Ne demek bu? Şu demek, resimleri verdik. Yine şu aşağıdaki resim sizin için daha açıklayıcı olabilir. Tabii ki bunun şey kısmında anlatmakta fayda var. Bu arkada görmüş olduğunuz şeyler bir sürü matematiksel işlemlerle, yöntemlerle şey yapılıyor. Burada bir saatlik bir şeyden bahsettiğimiz gibi mesela şu her bir slide aslında şey olabilir. Bu dönemlik ders olduğu için her bir slide bir ders konusu olabilir. Ama burada yapmaya çalıştığım işi basitleştirip dediğim gibi sizin şeyinizi çekebilmek, konuya ilginizi çekebilmek. Bu sol tarafta görmüş olduğunuz gibi resimler var yine. Kedi ve köpek resimlerini düşünün. Makine bunu nasıl ayıracak? Diyorum ki bak sana bunları verdim. Buradaki paternleri izle ve kendine bir yöntem bularak bunları elde etmeye çalış. Makine öğrenmesi ne yapıyor? Bakıyor diyor ki
Mesela sivri şeyler. Sivri kulaklar. Kedi için. Bu kediyi tanımlamak için bana yardımcı olabilir. Ama bakıyor mesela köpekte de bu var. Çok şey oldu mu? Olmadı. Başka nereden ayırabilirim diyor. Uzun uzun bıyıklar. Mesela kedilerde. Buradan ayırabilirim diyor. Ondan sonra diyor ki vücut büyüklükleri buradan ayırabilirim diyor. Ve günün sonunda kendisi nasıl ayıracağını şey yaparak, karar vererek diyor ki tamam ben kedi ve köpek resimlerini kendim belirlediğim şeyler içerisinde, kurallar içerisinde ayırt edebilirim. Ve buna göre kendi sınıflandırmasını kendi yapıyor. Tabi burada sıkıntı ne? Hemen tahmin ediyorum aklınıza gelmiştir. False pozitif şeylerinin çıkmanın ihtimali yüksek. Bunda maalesef böyle negatif bir etkisi var. Ama herhangi bir big data'da, yani çok büyük verilerde şu supervised öğrenmeyi yapmak onun yerine unsupervised'da şey yapmayı tercih ediliyor. False pozitif şey yapmayın. Çünkü dediğim gibi şurada çok büyük datada oturup sizin de şeyi öğretecek vaktiniz yok. Bir de bunun kullanım alanı çok sınırlı. İşte şurada görmüş olduğunuz gibi unsupervised'da nerede kullanılıyor işte bu anomaly detection. Hani bu çok çok eski bir konudur. Ta ne zamanı söyleyeyim size? 6-7-8 sene öncenin konusu. İşte makine öğrenmesiyle anomaly, network'te anomaly detection'ı şey yapmak, tespit etmek. Bu zaten çok kullanılan bir sistem. Şimdi bunun üzerine bir sürü şey geldi. Ama klasik bir örnek olarak bu şeyi verebiliriz. Ya da işte burada ne örneğini vermişim? Ama veri kaçağı önleme sistemi. Veri kaçağı önleme sisteminde nasıl yakalıyor? DLP bilenler için aranızda. DLP şeyin içerisine bakıyor. Tekstin içerisine bakıyor. Ve diyor ki bu tekst aslında burada gizli bir şeyden bahsediyor. Dolayısıyla bu tekstin gönderilmesi, USB atılması, şu bu falan filan söz konusu olamaz, engelliyor. Burada sıkıntı ne? DLP için örnek verecek olursak, siz herhangi bir şekilde bilgisayarınızda bir veriyi şifrelerseniz, DLP de onun içeriğini göremezse, o şifreyi kıramayacağı için algoritmayı, ne yapacak? Burada şeysiz kalacak, çaresiz kalacak. Bu durumda nasıl bir önlem alınabilir? Makine öğrenmesi açısından. O zaman diyecek ki ben bu tekstin içeriğini göremiyorsam ben buna gizlidir muamelesi yapacağım ve atmasına izin vermeyeceğim. Yani bir insan gizli olmayan bir evrağı neden şifrelesin ki USB atmak için? Bu sefer onu da bloklamaya başlayacak gibi. Ama veri kaçağı önleme buna güzel bir şey. İçerisinde işte belli anahtar kelimeler geçiyorsa siz diyebilirsiniz ki makine öğrenmesine bak kendin tekstten şunları çıkarmaya çalış. Şu geçiyorsa bu geçiyorsa. Zaten şöyle bir şey var biliyorsunuz. Herhangi bir evrak oluşturulduğu anda ona bir gizlilik derecesi verilmesi lazım. Bu tahsif dışı mıdır? İşte gizli midir? Çok gizli midir? Hizmete özel midir? Kim bu evrakı oluşturduysa bunu veriyor olması lazım. Sıkıntı nerede ortaya çıkıyor? Zaten bu tahsif yani şey verilirse gizlilik derecesi sıkıntı yok. Neden? Çünkü zaten çok gizli yazıyorsa DLP bunu engelleyecek. Sıkıntı şurada ortaya çıkıyor. Evrakı oluşturan kişinin bu şeyi vermemesi. Gizlilik derecesini vermemesi. Gizlilik derecesini vermediği zaman o zaman çok gizli bir evrak üstünde herhangi bir şey olmadığı için USB atılabilir ya da şey atılabilir duruma geliyor. Bu durumda DLP'nin nasıl yol izlemesi gerekiyor? Ya diyecek ki bak arkadaş sen buna herhangi bir gizlilik derecesi vermemişsin. Vermediğin için ben bunun çıkışını engelliyorum. Ya da ikinci problem olan nokta ne? Şu çok gizli bir evrağı siz tasnif dışı yazarsanız bu evrağı dışarı çıkarabilirsiniz. O zaman ne yapıyor olması lazım? DLP'nin. DLP'den beklediğimiz şu. İçerideki tekstin şeyine bakarak içeriğine böyle bir etiket verildiyse bu etiketi sadece itibara almayıp tekstin içeriğinden böyle bir şüphe katıldıysa bloklamasını bekliyoruz. Salih Bey bir soru sormuş ama isterseniz bunları şeyle cevaplayalım. Yoksa çok görünüyor. Tamam. Yapay zekanın kullanım alanları peki nedir? Şurada görmüş olduğunuz gibi birçok alanda şu anda günümüzde yapay zeka ya da makine öğrenmesi dersiniz. Makine öğrenmesi. Çok pardon. Aktif bir şekilde kullanılıyor. Burada tabii bunları sınıflandırmaya çalıştım ama aramızda şey uzmanları varsa tabii ki konu uzmanları şu da eklenir, bu da eklenir diyebilirler. Haklıları da ben sadece kendi bulabildiğim akademik kaynaklardan bu şekilde oluşturmaya çalıştım. İşte bunlardan en çok bildiğimiz doğal dil işleme. Bugün bankalarda falan filan bile kullanıyorsunuzdur eminim.
bilgisayarlı görme, ses konuşma tanıma, bunları da yine birçok yerde kullanıyorsunuz muhtemelen. Bunlar nedir peki? Bunlara da birer örnek verelim ve açıklamış olalım ki aslında bu şey hayatımıza ne kadar yer edinmiş, onu da görüyor olalım. Burada tabii ki şey, amacım herhangi bir firmayı öne çıkarmak ya da şeyden bahsetmek değil. Sadece bunlar yeni startuplar ve bunların çalışmalarının az çok bilginiz olsun diye bahsetmeye çalıştım. Örneğin Anlış diye bir tane firma var. Bunlar görüntü işleme yapıyorlar. Bu arada şu görmüş olduğunuz bir önceki slaytta, hani bizim ülkeden neden bahsetmeniz diyecek olursanız, bizim ülkedeki şeyleri bilemediğim için kim bu alana çalıştı. Şu görmüş olduğunuz bütün alanlarda TÜBİTAK çalışıyor. Ben orada çalıştığım için çok rahat bir bilgisini verebilirim size. Ve çok başarılı sonuçlar var ellerinde. Ama tabii TÜBİTAK'ın ticari bir şey olmadığı için girişimi. Bu girişimler şey yapılıp, projelendirilip, özel sektöre açıklanıyor. Ama TÜBİTAK açısından şunu çok rahat söyleyebilirim. Şuradaki görmüş olduğunuz bütün kullanım alanlarında TÜBİTAK'ın çok ciddi çalışmaları var. Ve günlük hayatta kullandığınız, örneğin mesela şeyi bile örnek verebilirim. Doğal dil işlemede TÜBİTAK'ın RİTÜRK'e verdiği bir şey var. Makine öğrenmesi ve burada işte reklamın içeriğinden tutun da reklamın süresine kadar ölçen şey TÜBİTAK'ın geliştirdiği bir program. Yani gerçekten söylenilen zamanlarda mı reklam veriliyor? Ya da işte şu şey falan var ya, hani aile şeylerinde biliyorsunuz artı 13 artı bilmem ne. Orada görüntü işlemeden tutun. İçeriğinde gerçekten artı 13'e göre mi şeye göre mi? Bunların incelemesini yapacak şeylerden tutun. İşte şurada görüntü işlemede OBS kameralarında şey yapacak. Bütün şeyler de bizim ülkemizde de geliştiriliyor. Ama dünyada ön plana çıkan bazı şeyler var. Örneğin görüntü işlemede yine aklıma geldiği için söyleyeyim. Şu görüntü işleme kısmında. Avrupa'nın şey uydusu var. Yukarıdan izleyen bir uydusu ve bunun şeyini paylaşıyor. Bütün ilgili ülkelerle görüntülerini. Ve mesela biz de TÜBİTAK tarafında bunların şeyini işliyorduk. Yani limanlar nasıl değişmiş, yapılar nasıl değişmiş. Ya da işte bu çok üzücü bir olay oldu biliyorsunuz. Orman yangınları. Ondan sonraki durum, son durum nedir? Ne kadar yanmış, hesaplamaların yapılması. Hep bunlar görüntü işlemeyle çok hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Burada birkaç örnek vermeye çalıştım. İşte bu görüntü işlemede kameralarda geçen kişinin şey olması, insan mı ya da nedir? Onun tespit edilmesi ya da şu sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi yıkık alanların tespit edilmesi depremden sonra ya da orman yangınlarından sonra orman yangınlarının olduğu alanların tespit edilmesi, görüntü işlemeyle yapılan işlemler, makine öğrenmesinin kullanıldığı ya da şu alt tarafta görmüş olduğunuz gibi işte yine şeylerde falan, ışıklarda falan hangi araç geçti, ne geçti, bunların tespit edilmesi gibi hepsinde görüntü işleme kullanılıyor. Bu özellikle COVID zamanında şey için kullanıldı biliyorsunuz. Öyle bir proje geliştirmeye çalıştım yine bahsedebileceğim. İşte maske takanların tespit edilmesi. Yani maske takıyor mu takmıyor mu? Bunların tespit edilmesi gibi projeler var görüntü işleme tarafında. Doğal dil işleme tarafında Livebird diye bir tane startup var ön plana çıkan. İşte şu şeyi falan görmüşsünüzdür. YouTube'da bulabilirsiniz. Aslında Obama'ya arkada başka bir ses ekleyerek Deepface'i de biliyorsunuz zaten. Bu Deepface'ten başka bir şey. Sadece sesle oynama. İşte sesini değiştirip aslında ona başka bir konuşturma yapma. Ağız mimiklerini de değiştirip. Yine burada işte şey kullanılıyor. Bankacılıkta bunu nasıl mesela kullanıyorsunuz? Örnek verecek olursak. Aradığınız zaman telesekreterin sizi anlaması. Gerçi şu anda tam o şey değil ama bunun üzerinde çalışıyordu bankalar. TÜBİTAK'la birlikte. Aradığınız zaman sizin aslında ilgili hangi departmana gitmeniz lazım? Sorununuz ne? Sadece böyle 3'e bas, 5'e bas değil. Sizin konuşmanızı tekste çevirip önce bu tekst içerisinden aslında probleminiz ne? Derdiniz ne? Ve bu derdinizi en hızlı kim çözebilir? Bununla ilgili geçmiş bir problem varsa hemen size bu sonucu getirmesi. Bununla ilgili geçmişte bir şey yoksa hemen ilgili departmana şey yapılmanız gibi. Ya da işte yine şu COVID zamanında görüntü işlemeden şeyi örnek verebilirim çalışmalar arasında. İşte bankaya gitmeden şey yapma. Hesap açtırma. Nedir bunu işte kameradan açsın, kimliğini göstersin. Görüntü işlemiyle kimliğin gerçekliğini tespit edelim. Tabii orada canlılık testi önemli çünkü bu video da olabilir. Canlılık testi için işte örnek veriyorum. Sağa dön, 3 saniye bekle. Sola dön, 5 saniye bekle. Kafanı aşağı indir, yukarı kaldır.
gibi canlı testleriyle gerçekten o kişi mi? Kimlik doğrulaması doğru mu? Bundan sonra bunlar doğruysa işte ilgili kişinin hesabının şubeye gitmeye gerek kalmadan açıklaması gibi aslında doğal hayatımız, yani normal hayatımıza oldukça fazla kolaylaştırabilecek şeylerle devam ediyor çalışmalar. Bunun dışında işte şey yine metin bilgilerinin okunması. Buna verebileceğim en güzel örnek Google'un. Google bunu çok kullanıyormuş. Mesela siz şeysiniz ya hastalandınız. Google'un şeyini kullanıyorsunuz. Gmail altyapısını şirket olarak. İşte şeyi gönderdiniz. Patronunuza gönderdiniz ki işte bugün çok hastayım. Burnum akıyor, başım ağrıyor, şöyle böyle falan. Bunu gönderdiniz. İşte birkaç kişi daha aynı hastalıktan muzdarip. Annesine babasına gönderdi e-mail falan. Şöyle hastayım, böyle hastayım. Google bu e-mailleşmelerden şeyi anlıyor. Orada bir salgın olup olmadığını. Yani oradan fazla bir e-mail gidiyorsa, belirtiler benzerse diyor ki burada şöyle bir salgın başlayacak ve şöyle olacak gibi tahminleri önden yapabiliyor. Zaten şeyi zaten çok iyi biliyorsunuz. Hani bir şeylere baktığınız zaman onun reklamının gelmesi, onunla ilgili reklamların gelmesi. Bu şeye daha çok şaşırmıştım ama e-maillerin içini okuyup salgınları falan filan önceden bilmesi gibi metin okumaları da söz konusu. Yine işte bunu makine öğrenmesi yapıyor. Tekstin içeriğine bakarak burada ne var ne yok onu incelemeye çalışıyor. Siber güvenlik için bu nasıl bir şey ondan da bahsediyor olacağız. Ama bunlar normal şu andaki hayatımıza fazlasıyla girmiş ve kullanılan şeyler. Hatta şeyi hatırlıyorum. Ona benzettim biraz da. İşte Domino's'ta Washington DC'de böyle 20-30'a yakın dükkanı olan bir adam var. Şey yapıyor. Bazı geceler Pentagon ve Beyaz Saray'a şey fazla, çok fazla şey gitmeye başlıyor. Pizza siparişi. Adam oradan şeyi anlıyor. Ertesi gün önemli bir şey açıklanacağını. Ve yatırımları ona göre yapıyormuş. Ve gerçekten ertesi gün ya savaş açıklanıyor ya başka bir şey açıklanıyor falan gibi. Aslında önden bilgi alma. Bu tekstlerin okunması, şey yapılması da hem reklam için işte hem de belli tespitlerin yapılması için ya da işte bizde siber tehdit istihbaratında kullanılıyor bu daha çok. Orada bahsediyor olacağız. O kısımlar için önem arz ediyor. Şu şeyden bahsetmek istedim. Yine makine öğrenmesinin çok kullanıldığı Cambridge Analytica. Bunun da bir belgeseli var. Muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Farkındalık eğitiminde de bunu anlatmaya çalışıyorum. Nedir bu? İşte biliyorsunuz Facebook'ta yapılan yorumlar, paylaşılan fotoğraflar, şunlar, bunlar falan filan. Cambridge Analytica diye bir firma var. O bunların tamamını makine öğrenmesine verip diyor ki sen bu kişiyi bir şeye koy, bir balonun içerisine koy. Mesela Ensar diyor ki işte bence zenginlerden çok vergi alınmalı. İşte durumu kötü olanların daha az vergi alınmalı. Bu ekonomi politikasını savunuyorum ya ben. İşte buna göre yapay zeka sizi ha, bununla düşünüyor. Bunun gibi düşünenler kimler? Şunlar falan filan. Sizi çeşitli kategorilere sınıflandırıyor. Amerika'da en çok herhalde zannediyorum şey, yani benim gördüğümde de öyleydi orada yaşarken. 8 sene falan yaşadım orada. En çok kararsızlar şeyin sonucunu belirliyor, seçimin sonucunu. Buradaki kararsızları bu etiketlediği şeylere göre kararlarını değiştirmeye çalışıyor. Ne gibi? Ki Trump bunu kullanmış. Yani biliyoruz. Gerçi bu şirket şu anda kapattırıldı. Yasal işlem başlatıldı ama örneğin işte Trump'ın kazanmasını istiyor kararsızların bu şirket. Trump geldi bu şirketler sıkıştı. Dedi ki sen kararsızlara bana kazandırmak için gerekli faaliyetlerini yap. Şimdi Ensar'ın şeyini bir yere koyduk ya. Trump'a kazandırmam lazım. Bu görmüş olduğunuz diğer makine öğrenmeleri dahil işte sesi değiştirme, şunu değiştirme ya da deepfake'te olduğu gibi yüz değiştirme. Sanki Trump da benimle aynı ekonomi politikasını düşünüyormuş gibi sürekli bana Facebook'tan oradan buradan bu videoları yayınlıyor. Trump'ın şey yaptığına dair. İşte zenginlerden tabii ki daha çok vergi alınmalı, şey yapılmalı. Ben de kararsızım ya. Aa diyorum süper ya bu aday tam bendik. Öteki adaya da yine yalan bilgilerle şeyi göstermeye çalışıyor. Aslında o aday o görüşü savunmuyor. İşte öyle videolar hazırlıyor ki diyor ki ya öyle şey mi olur? Zenginler tabii ki daha az ödeyecek. Aslında şeyin ödemesi lazım. Çoğunluk onlar daha çok falan gibi. Videoları gösterip o adaydan da beni soğutuyor. Seçim sonuçlarını bu şekilde düzenlemeye çalışıyor. Bunların hepsinin arkasında şey var. Görmüş olduğunuz gibi makine öğrenmesi. Yani görüntü işlemeden tutum değiştirilmesi, doğal dil işleme. Bunların hepsi söz konusu. Hani hayatımıza ne kadar yer ediniyor bunlar onları göstermeye çalıştım.
Biraz daha hızlı gideyim. Bayağı zamanımı açtım. Anlatacak bayağı konu var aslında. Bayağı derken daha çok anlatmak isterdim gerçekten bunu. Yani bir saat değil de böyle en azından bir gün anlatmak isterdim. Çünkü çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ama bakalım ne kadar sığdırabilirsek. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. İlgilenenlerle daha sonra görüşürüz. Peki neden önemli? Hani sizin argümanlarınız ne? Tamam. Önemli olduğunu düşünüyorsunuz yapay zekanın. Onu anladık. Güzel. Bu kadar da hayatımızı etkiledi. Ama sizce neden önemli yani? Bize bir argümanları sunun. Hani akademik makale yazarken de öyledir ya. Çok şey bulmanızın çok bir önemi yok. Mükemmel bir fikir bulmanızın. Ben buradan Ay'a roket yollayacağım. Şu şekilde benzini yok, şu su yok, bu su yok. Harika bir fikir bulmanız önemli değil. Bunun argümanlarını sunuyor olmanız lazım. Ve tabii ki ayaklarının yere basıyor olması lazım bir şekilde. Sizin de tabii ki bu webinar kapsamında soracağınız şey sorulardan bir tanesinin şu olması beklenir. Neden siber güvenlikte yapay zekaya ihtiyacımız var? Ben de burada argümanlarımı sunmaya çalıştım size. Bunlardan bir tanesi işte bu fair bir oyun değil. Hangi oyun fair bir oyun değil? Kırmızı takımla mavi takımın şeyi. Ben kendi adıma kırmızı takımı yöneten bir ekipteyim. Orada mesela görüyorum kırmızı takımda her zaman şey vardır. Çoğu zaman kendi arkadaşlarımdan da gördüm bu işe tutkuyla bağlanan. Yani onlar için bu mesaiyle yapılacak ya da işte maaşla yapılacak bir iş değil. Onlar gerçekten bu işe tutkunlar. Yani oraya hackleyelim, buraya şey yapalım. Bu işin tutkusu içerisindeler. Mesaiden sonra da oturuyorlar, çalışıyorlar. Boş zamanlarında da oturuyorlar. Yeni teknikleri, yeni taktikleri öğrenmeye çalışıyorlar. Gerçekten büyük bir tutku onlar için. Ama mavi takım tarafında nasıl işler? Mavi takım tarafında genellikle işler şu şekilde mesaiye göre çalışılıyor. Yani 7-24 çalışan SOS ekipleri var da sonuçta onlar da mesaiye göre çalışıyorlar. Bu onlar için çok çok büyük bir tutku değil. Maaşla yaptıkları bir iş. Ay sonunda maaşı bekliyorlar. Ona göre yapıyorlar. Maaşlarda herhangi bir sıkıntı olsa, düşük olursa performans otomatik olarak düşmüş oluyor. Dolayısıyla Red Team tarafı çok hızlı bir şekilde aslında ilerlerken Blue Team tarafı o kadar hızlı ilerlemiyor savunma tarafına. Savunma saldırı diyecek olursak. Dolayısıyla burada bir şey var yani. Fair olmayan bir oyun var ve iki tarafın çarpışmasında Blue Team bir süre sonra şeysiz kalacak. Yetersiz kalacak. Red Team bu teknik ve taktiklerle çok fazla ileri gittiği için ve onlar için tutku olduğu için ki siz de çevrenizde bunları görüyorsunuzdur. Saldırı tarafındakilerin nasıl bu işe tutkuyla bağlı olduğunu. Yani stajyerlere bile şöyle söyleyeyim size stajyer aldık mesela adam hemen şeye girmeye çalışıyor. Nereye ekleyeceğiz ya? Ne yapacağız hocam? Hani ya bir dakika bir dur hani işi öğren, eğitimini öğren. Önce bir şeyleri öğren. Yok hemen şey tarafından yani ben nasıl eklerim, ben nasıl şey yaparım. Bunun çok büyük bir tutku olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bence burada bir fair olmayan bir durum söz konusu. Ve bu ancak yapay zekanın savunma tarafına desteğe gelmesiyle hal olacak bir sorun. Bir diğer durum artık biliyorsunuz reaktif savunmadan şirketler proaktif savunmaya geçti. Bu ne demek? Proaktif savunma şu, eskiden reaktifti. İşte oturalım, monitörleyelim network'ü, bir saldırı olursa onu durduralım. Tamam, kendimizi korumuş oluruz. Ama şimdi saldırı gelmeden saldırının tetkik edilmesi gibi bir durum söz konusu. Bu da işte beraberinde şeyi getirdi biliyorsunuz. Siber tehdit istihbarat kullanımını. Threat hunting geldi işte ethical hacking kapsamında çalışmaları getirdi. Çalışanların daha iyi eğitilmesi, daha iyi şey yapılması durumunu getirdi. Dolayısıyla bu proaktif strateji için de yine yapay zekanın kullanımı, makine öğrenmesinin kullanması olmazsa olmaz durumlardan bir tanesi. Bir diğeri hepimizin çok iyi bildiği gibi çok fazla data üretiliyor. Artık herkes data üreticisi. Herkes bir otorite. Hatta bu şeyi de biliyorsunuz. Postmodernizmde sadece belli bir elit kesim şey üretirken, veri üretirken şu anda artık eskiden bilgiye ulaşmak zorken şu anda bilgi kirliliği söz konusu. Yani o kadar çok bilgi var ki mesela bizim için de öyle. İnsanlar bir şeye başlamak istediği zaman şeyi soruyorlar. Ya tamam bir şeye başlayalım da işte. Nereden başlayalım? Siber güvenliği. Yani Google'dan bir sürü sonuç elde edebilir. Artık bir şeyleri bulmak problem değil. Hangi yoldan gideceğini bulmak daha büyük problem. Yani bu kadar bilgi yığını içerisinde nasıl şey olacak? Ve belki şey de biliyorsunuzdur. Dataizm diye bir kavram oluştu. Gelecekte şirketlerin en büyük şeyi petrol değerinde olan datası olacak. Kim daha çok büyük veriye sahipse onlar geleceği daha çok şekillendirecek gibi. O yüzden birçok şirket de bu alana girmek istiyor. Şu anda biliyorsunuz Apple, Facebook, işte Google bu işin öncüleri.
Hatta Facebook WhatsApp çok büyük olay olmuştu hatırlıyorsunuz. Yok şeyleri paylaşacağız falan filan diye birçok insan şey yapmıştı. Değiştirmişti. Zaten yani WhatsApp'ın bilgilerini paylaşmaması gibi bir durum söz konusu olamaz, takdir edersiniz. O bilgileri paylaşmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Sadece yasal olarak bunu belirtmişti. Aynı durum için de geçerli mesela, duymuşsunuzdur. TikTok mesela biyometrik verileri tutuyormuş. Bütün bu çektiğiniz kameralarda falan filan. Siz görüntü işlemeyle falan, yine arkada yapay zeka kullanarak sizin bütün biyometrik verilerinizi tutuyor. İşte Louisiana diyor ki, ya sen bu biyometrik verileri tutuyor musun? Ama bunu hiç bilgilendirmedin kullanıcılarını. 90 milyon dolara yakın para cezasına çarptırıyor TikTok'u. TikTok bu parayı ödüyor. Yaklaşık 3 ay sonra falan, hemen de değil düşünün, 3 ay sonra falan şeyi koyuyor. Diyor ki biz bundan sonra biyometrik verileri yapıyoruz. Tutuyoruz, bilginiz olsun. Aslında şunu demiyor: ben daha önce tutmuyordum, bak bundan sonra tutuyorum demiyor. Ben daha önce de tutuyordum, bunun için de cesaretim zaten. Ama bak tuttuğumu artık sana söylüyorum, yasal olarak haberin olsun. Dolayısıyla çok büyük bir big data var ve bunun yapılmasının, bu şey için de geçerli. Log kayıtları, SOC takımlarına falan çalışan arkadaşlar vardır belki aramızda. Çok fazla log kayıtları var, çok fazla gelen bilgi var, çok fazla şey var. Bankalardaki, yani network için ayrı bir ekip var, firewall için ayrı bir ekip var, SOC ile ayrı bir ekip. Oradaki bu kadar ekip bile bu şeyleri yetiştiremiyorlar. Dolayısıyla yine burada bence siber güvenlik muhtaç. Makine öğrenmesine ya da işte onun üstündeki bir seviyede, çok çok ileri seviyede belki yapay zekaya muhtaç. Yine diğer argümanlarım ne peki? Yapay zeka neden kullanılmalı? Atak yüzeyi çok çok fazla genişlemeye başladı. Hani özellikle biliyorsunuzdur, Stuxnet'ten sonra kritik altyapılara saldırı düzenlemeleri oraya da düzenlenmeye başladı. IoT'leri artık düzenlenmeye başladı. Her şey mobile geçmeye başladı. Atak yüzeyi çok genişledi. Otomatikman artık kontrol edemez bir hale gelmeye başladı insanlar açısından. Yine işte bu IoT kapsamında yüzlerce, binlerce, milyonlarca cihaz birbirine bağlı. Dolayısıyla bunların hepsinin kontrol edilmesi ve güvenliği sağlanması ekipler tarafından söz konusu gözükmüyor pek. Atak vektörleri, yani saldırının yapıldığı yerler, giriş kapıları çok fazla değişiklik göstermeye ve yenileri eklenmeye başladı. Son zamanlarda biliyorsunuz ransomware saldırıları, yine taktiklerde değişiklikler oldu. Ve de bu alandaki şeyler çok büyürken ihtiyaçlar siber güvenlikte. O yüzden hani ben söylemeye çalıştım. Bu alanda çalışmak isteyenler, ilgisini çekenlerle bugün bir araya geldiğim için mutluyum diye. Sizin de Türkiye'de gözlemlediğiniz gibi belki de mesela siber güvenlikte yapay zekaya çalışan çok çok az sayıda insan var, benim gözlemlediğim. O yüzden bu ilginizden memnun olduğumu söyleyebilirim. Bu ihtiyaç artmasına rağmen bu konudaki profesyonel sayısı az siber güvenlikte. Yapay zeka zaten daha az. Dolayısıyla bu açıkta gittikçe artmaya başladı. Yani siber güvenlikteki ihtiyaç sayısı maalesef yetişen insan sayısını karşılamıyor. Dediğim gibi bu da ileride daha büyük krizlere sebep olabilir. Bu yüzden de siber güvenliğin muhakkak makine öğrenmesine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Peki bu kadar dediniz ki tekstten öğreniyor, görüntü işlemeden yapıyor. Bunu yapmamız mümkün değil. Hani burada oturalım, algoritmasını tartışalım. Bu bir saat iki bir şeyin konusu değil. Ama ben buradaki amacım, dediğim gibi, olayı basitleştirebildiğim kadar basitleştirip bu komplike konuyu size basit anlatabilirsem kendi adımı başarılı olduğunu düşüneceğim. Bu Venn diyagramıyla izah etmeye çalışmışlar. Bu örnek ona çok güzel geldi. Ben de o yüzden buraya aktarmak istedim. Mesela işte yapay zeka genel olarak, tabii ki çok kaba tabirle şu anda yapıyoruz. Dediğim gibi matematiksel ya da algoritimsel bir şey anlatmıyorum burada. Sadece olayın nasıl ayrımını. Mesela spamdan bahsettik ya, spamı nasıl ayıracak? Nasıl ayıracak basit manada? Burada diyor ki mesela, şuraya baktığınız gibi Venn diyagramlarını biliyorsunuz matematikten. Örneğin Latte'ye bakalım. Latte şu ortada ya. Bakın şu fuan köpük demek. Köpüğü varsa, süt varsa, kahve varsa, bu üçüsünün kesiştiği yerde görüyorsunuz latte. Ben diyor bunu latte olarak etiketlerim, makine öğrenmesi. Mesela macchiato'ya bakalım. Yine başka bir örnek verip. Çikolata varsa diyor, süt varsa, kahve varsa, bakın burada köpüğe gerek yok çünkü onu kesişmemiş. Ben diyor bunu macchiato olarak etiketlerim.
İşte çok basit manada sizin de görmüş olduğunuz gibi nasıl biz belli kriterleri veriyoruz. Bak böyleyse şöyle, şöyleyse şöyle. Ki bu en ilkel hali şeyin. Ki ama birçok işimizi kolaylaştıran bir şey. Dediğim gibi mesela Google'da düşünseniz yani oturup o kadar şeyi etiketleyecek insan yok yani bu spamları değildir. Ama en azından şu mantıksal çerçevede makine öğrenmesi bir ayrıma gidebilir en ilkel seviyede. Peki bunu siber güvenlikte nasıl kullanırız? Siber güvenlikte örneğin malware analizleri. Statik dinamik analizler var biliyorsunuz. İşte mesela şeyi falan biliyorsunuzdur. VirüsTotal aklıma gelmedi ya. VirüsTotal'de biliyorsunuz ne yapıyorsunuz? Yüklüyorsunuz dosyayı ya da URL'i. VirüsTotal ne yapıyor? Statik bir analiz yaparak aslında analiz edilmez ona. Gidip kaynaklara diyor ki hash'ini alıp sende bununla ilgili bir şey var mı? Varsa sana dönüyor. Yoksa dönmüyor. Bunun şey analizi nasıl? İşte yine belli hash'ler var. İşte Windows Registry key'ler var. Bu indikatörlere bakarak yapay zeka diyor ki şu biraz önce görmüş olduğunuz şeydeki gibi kesişimlere bakarak bizim verdiğimiz verilere bir şey malware'dir ya da değildir. Bunu etiketlemeye çalışıyor. Tabi burada sıkıntı ne yine? Bahsetmiştik. Yani biz supervised şeyi, learning'i çok kullanamayız maalesef. Dediğimiz gibi hiç kimsenin oturup böyle etiketleyecek şeyi yok. Hatta Amazon Türk diye bir şey vardı. Hatırlayanlar vardır aranızda. Amazon Türk'te etiketleyenlere Amazon şey veriyordu, para veriyordu. Sen otur diyordu, etiketle benim adıma verileri. Ben de sana şu kadar para vereyim. Amazon Türk projesini duyanlar vardır belki. Ama bir süre sonra baklar ki bu mümkün değil. Çok fazla data var. Şu şeyde de gördüğünüz gibi. Şurada baksanıza yani bu kadar data her bir dakikada. 2020 verisi bu. 2021 verisi nedir Allah bilir. Bu kadar veri üretiliyor. Yani bu projelerle şey olacak bir şey değil. Oysa neyi bekliyoruz? İşte buradaki verdiğimiz şeylerden tespiti bekliyoruz. Burada da false pozitif verileri maalesef yüksek çıkabiliyor. Peki başka use case'ler ne? Tamam malware analizinde kısmen kullanıyorum. Dediğim gibi bunun matematiksel şeylerin ayrı konuşmak lazım. Her bir slide ayrı bir ders konusu. Ben şu anda sadece nerelerde kullanıyorum size bir fikir olması için bu örnekleri koydum diye. İşte bu kullanım alanları vardı ya yapay zeka hatırlarsınız. Tekstten ekstrakt etmek, çıkarmak ve ona göre bir şey yapmak. DLP örneğini vermiştik hatırlarsınız. DLP örneğinde olduğu gibi Svertek istihbaratında kullanılabilir. Herhangi bir tekst konuşmasında geçen hacker forumlarında şurada burada bunları alıp içinden geçip mesela şeyde deneyebilirsiniz bunu. Twitter'da. Twitter'ı açıp search kısmına Facebook'ta yok maalesef bu. Aramızda elektrik elektronik mühendisleri var mı bilmiyorum ama and gate'leri, or gate'leri bilenler vardır belki. Hani şu geçiyorsa bunu bana getir. Bu ve bu geçiyorsa bunu getir. Örneğin işte şeyi verelim. BGA çok kötü. Twitter'da bu şeyi yapabilirsiniz. And'le ararsanız ikisi birden geçerse onun olan tweetleri size getirir. Buradaki makine öğrenmesi mi? Hayır değil. Çok basit manada şeyi vermeye çalıştım. Aklınıza yedirmesi için. Yani oradaki tekstlerin içerisinden seçip bunu size getirebilir. Ya da işte ya bu gitsin ya bu gitsin. Or kullanırsınız. İşte BGA, or çok kötü. BGA'nın geçtiklerini de getirir, çok kötü olanları da getirir. İkisini birden getirir. Twitter'da bunu yapabilirsiniz. Facebook'ta yok. Kendiniz de deneyebilirsiniz. Bunun gibi aslında içerideki şeylere bakarak hani şey örneğini verirler ya. Bizim makine öğrenmesinden beklediğimiz ne? Bu tekstin içeriğinden burada bir tehdit var mı yok mu? Bunu tespit edebilmesi. Ne demek istiyorsunuz? Şu örneği çok kullanırlar. Siz de biliyorsunuz. İşte buraya bomba koyacağım gibi bir konuşma var. Bugün bomba gibi bir konuşma var. Makine öğrenmesi ne yapıyor? İkisini de tehdit olarak getirebiliyor. Biz neyi bekliyoruz ondan peki? Biz şunu bekliyoruz. Bak bugün bomba gibiyim. Herhangi tehdit içeren bir şey değil. Sen buradan bombadan yakaladın tamam güzel ama bu aslında iyi bir şey. Bunu da tespit edip bizi bu yükten de kurtarmasını bekliyoruz. Dolayısıyla tekstin içeriğini işte burada görmüş olduğunuz gibi süreç nasıl işliyor? Tehdit istihbaratı için. İşte tekstten çıkarıyor, onu bir klasifikasyona sokuyor, içeriğini şey yapıyor, içerideki şeylere göre tagliyor. Bu taglere göre diyor ki bu şeydir. Burada herhangi bir ihlal var, yok. Veri sızmış, sızmamış, şudur budur. Analizini yapsın ve günün sonunda buradan bir tehdit gelecek mi, gelmeyecek mi bana söylesin. Peki bir diğer kullanmaları ne olabilir? Yüzlerce olabilir tabii ki.
bu bahsettiğim gibi. Sadece birkaç tanesini buraya nerede kullanabiliriz örnek olması açısından koydum. Hani potlar, bal küpleri. Bal küpleri çok çok önemli şeyler biliyorsunuz. Nedir bu? Sizin sisteminizin birebir kopyasının içinde herhangi bir gizli veri olmadan, hassas veri olmadan sisteminizin konulması ve hackerların buraya gelip saldırması. İstediğimiz bu zaten. Gelsinler bu honeypotları. İçinde herhangi bir hassas veri olmadığı için, gizli veri olmadığı için. Saldırsınlar. Hem bizim sistemimizi meşgul etmesinler. Bu tuzağa takılsınlar. Hem de biz burada şeyi görelim. Nasıl saldırıyorlar? Ne yapıyorlar? Yani aslında beleş, pentest yaptırma gibi bir şey bu. Canlı hacker'a gelip sistemimize nereden gidiyor, ne yapıyor? Bunu görüyor olmak. Burada peki şeyi nasıl kullanıyoruz? Burada hem yani makine öğrenmesi hem hacker'ın işini şeye göre zorlaştırıyor. Girdiği yerlere göre. Sanki hiçbir savunma yokmuş gibi yapmıyor. Çünkü o zaman uyanabilir. Hem de ne yapıyor? Yaptığı şeylerin hepsini kayıt altına alıyor. Nereden saldırıyor, ne yapıyor, neler elde ediyor. Ve buna göre size bir şey oluşturabiliyor. Strateji oluşturabiliyor. Bak senin sistemine bu şekilde girdi, şöyle yaptı, şunları yaptı. Bizim sistemleri şu şekilde birleştirmemiz lazım. Dolayısıyla bal küpüyle şeyin makine öğrenmesinin bir araya gelmesi ballı kaymak gibi bir şey. Çok çok güzel. Yine TÜBİTAK'ın da geliştirdiği bir bal küpü vardı. Gerçi onda yapay zeka kısmı yoktu. Ama benim söyleyebileceğim çok mükemmel şeylerden bir tanesi. Projelerden yapılabilecek. Üzerine çalışılabilecek. Peki bunun dışında nerelerde kullanılabilir? İşte Domain Generator olarak kullanılabilir. Bu gerçi daha çok saldırı tarafında olabilir. DJ'ler için. Ya da vulnerability'lerin zayıflıkların tespit edilmesinde kullanılabilir. Halihazırda kullanılıyor tabii ki ama daha şey sonuçlar elde etmesi. Hani biraz önce de bahsettik ya. Şu anda birçok yerde kullanılıyor aslında. Makine öğrenmesi, yapay zeka değil. Tekrar etmiş olayım. Ama şey seviyesinde. Bakın Google bile spam ayırmakta zorluk çekiyor. Hani bu seviyede maalesef. Ama sizin de görmüş olduğunuz gibi şey değil. Yani bu ayırt edemiyor diye bundan vazgeçip şeyi kullanmayacak değiliz. Bu daha da iyileştirilecek. Zaten şu anda buna kafa yoruyor. Nasıl daha iyileştirilebilir diye. Şu anda da mesela zafiyetlerin tespitini kullanılıyor. Pen testlerin otomatize edilmesinde kullanılıyor. Spamların filtre edilmesini zaten bundan sonra bahsettik kullanılıyor. Ya da işte siz herhangi bir yere şey yapacakken saldırı domain generator algoritmasının onun üretmesi daha şey oluyor. Hatta şeyde falan bile önemli mi biliyorsunuz? Örneğin encryption'da bir sayı ne kadar rastgele ise o kadar önemli. Yani bir insana bırakırsanız bu işi çok iyi elde, sonuç elde edemezsiniz ve encryption anahtarlarınız rastgele değilse kırılması çok kolay. Yani bu şeylerde bile aslında şey kullanılıyor rastgeleliğinden dolayı. Birçok yerde kullanılıyor makine öğrenmesi. İnsana göre daha iyi sonuçlar şey yaptığı için. Ama buradaki sıkıntı işte her zaman bahsettiğimiz gibi false pozitif oranlarının maalesef yüksek çıkması oluyor. Kaç tane kaldı ya? Tamam az kalmış. Hemen şey yapıyorum. Süremi bayağı açtım. Kusura bakmayın. Heyecanla başlayayım. Şimdi peki bakalım. Gelecekte nasıl bir şey bekleniyor? Üç tane şey var şu an tespit edilen. Artificial Neural Intelligence dediğimiz. Yani herhangi bir spesifik task için oluşturulmuş. Neden bahsettik biraz önce? İşte örnek veriyorum. AlphaGo ne için oluşturulmuş? Go'da Lesotho'yu yenmesi için. Yani sırf onun için oluşturulmuş. Spesifik bir şey var. Öyle her şeyi hani orada çok başarılı diye gidip şeyde de Pentest'e de çok başarılı olacak diye bir şey yok. Onun için oluşturulmuş spesifik bir araç. Şu anda bu seviyedeyiz diyebiliriz. Yani insanlık olarak bu seviyedeyiz. Genellikle yapay zekadakiler Artificial Neural Intelligence dediğimiz seviyede spesifik bir amaç için oluşturulmuşlar. Ve o amaçla da çok başarılılar mı? Tartışılır. Dediğimiz gibi çok başarılı değiller. Google'dan örnek verecek olursak. Peki sonraki aşamalar neler? Sonraki aşamalar işte Artificial General Intelligence dediğimiz AGI'lar. Bir sonraki aşamada bunun olması bekleniyor. Asıl şey yaptığımız yani insanla eşit seviyede onun gibi müdahale edebiliyor olaylara sadece bir görev için değil birden fazla görev için başarılı olabiliyor. İşte sadece şey için değil. AlphaGo gibi sadece Go'da yenmek için değil. Onun dışında Pentest de yapabiliyor. Başka görev değil diyebiliyorsunuz. Birkaç işi birden yapabiliyor. Bir sonraki aşamada bunu bekliyoruz. Şu aşamada bu var mıdır? Ben çok bilemedim. Belki sizin başka deneyimleriniz vardır. Hani birkaç işi birden yapsın. Çünkü spesifik olan şeyde bile şu artificial neural intelligence kısmında bile tam başarılı değilken
şu aşamada şey çok zor. Tabii ki aslında şey de söylemişti son aşama ileride olması beklenen. Elon Musk işte şeyler yapay zekalar şeyden daha tehlikeli nükleer silahlardan diye. Burada da artık artificial süper intelligence denilmiş AI'lar birçok görevi bir anda yapabilen, insanlar çok çok daha iyi düşünen ve daha produktif sonuçlar getirebilen ve aynı zamanda sadece şey değil, teknik değil, sosyal olarak da çok çok iyi, çok çok başarılı. Resim, müzik, her şeyi yapabilen ve dediğim gibi bizim çok ileri seviyemizde olacak. Yapay zeka şeyi birçok insan için bu son seviye çok korkutucu gibi gözüküyor ki şeyde onu söylemişti zaten Elon Musk, bilmiyorum katılırsınız katılmazsınız. Son aşamada da o aşamaya gelmesi bekleniyor yapay zekanın. Burada şeyi koymaya çalıştım şu andaki seviyeyi göstermek için. Köprü testi diye bir şey var. Şu görmüş olduğunuz şey yani bizlerle şu andaki şeyleri kıyaslayacak olursak makine öğrenmelerini şunu bunu. Bütün şeyler buradan geçerse makine öğrenmeli. Yani diğer bütün insanlar buradan geçerse makine öğrenmesi de buradan geçer. Çünkü neden? Bir deneyim yok, bir şey yok. Sizin verdiğiniz inputlara göre tamamen karar veriyor. Siz mesela herhangi bir arkadaşı buradan alıp katılımcılardan desek ki ya şuradan 100 insan geçti, sen de geçer misin? Muhtemelen diyecektir ki hayır canım, niye buradan geçeyim? İsterse 200 bin insan geçsin, bana ne? Yani tehlikeli olduğu şey olduğu belli. Neden? Çünkü deneyimiz var, içgüdüleriniz var, bilgi birikiminiz var. Bunların hepsini kullanıp buradan şey yapmazsınız. Geçmeme kararını alırsınız. Tehlikeli olduğunu. Ama şu andaki şey nasıl? O yüzden istenilen seviyede değiliz. Onu da bu örnekle anlatmak istedim. Bu köprü örneğiyle. Şu andaki seviyede makine öğrenmesi. Siz şu veriyi verseniz bile buradan geçer. İşte buradan 200 bin insan geçti. Bilgin olsun. Sen ne yaparsın? Geçer misin? Ben de geçerim der. Ve bizi başarısızlığa düşürür. Aslında bu kararı vermemiş olmasını beklerdik. Yani daha çok bilgi şey olmasını değerlendirmesini, daha çok parametreye ele almasını ve buna göre bir karar vermesini beklerdik. Dolayısıyla bu false pozitifler de işimizi zorlaştırıyor. Ama günün sonunda ne dedik? Şu da yine akılda kalsın. Çıkan false pozitif sonuçlarına rağmen şeyi kullanmak, kullanmamaktan daha makul. Makine öğrenmesini. Son şundan bahsedip kapatayım. İşte Dünya Ekonomik Forumu var biliyorsunuz. Ondan yayınladı bir yayın var. Diyor ki 2001 yılında, 21 yılında insanlığı derinden etkileyecek 5 tane olay var. Bu 5 tane olaydan bir tanesi de siber güvenlik önlemlerinin yetersiz kalması. 4'te görmüşsünüzdür belki. Bence bu çok çok ciddi bir çalışma ve çok çok iddialı bir sonuç. 5 tane şey belirliyor. Bunların arasında işte COVID gibi infectious diseases denilen şeyler var. Çok ciddi olaylar var. Ve bunların arasına mesela insanların dikkatini çekecek bence çekmesi gereken bir şey koyuyor. Siber güvenlik önlemleri yetersiz olur ve düşerse bu insanlığı diyor çok büyük bir dara sokacak darboğaza. Bu raporu ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Ve çok da memnun oldum kendi adıma siber güvenlik çalıştığım için. Bu konuya dikkat çektikleri için. Bu 5 tane gerçekten doğaüstü olayların da şunun bunun da olduğu bir şey. Siber güvenliğin girmesi çok çok önemli diyorsunuz. İşte ben de kendi adıma gelecekte bu siber güvenlik önlemlerinin yetersiz kalacağını, peki burayla ne alaka yapay zeka derseniz, şu alaka yetersiz kalacağını düşünüyorum. Buradaki en büyük sebepleri de argümanlarımı anlatmaya çalıştım. Sebeplerinden bir tanesi de yapay zekaya şeyin destek olmaması. Yani makine öğrenmesi destek olmazsa bu alınan önlemler çok daha hızlı ve şey düşecek ve çok büyük krizler gelecek. O yüzden aslında burada şeyimi desteklemesi için bunu koydum. Bu şeyin düşmemesi için de yine bu alandaki çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İstenilen seviyede mi? Asla değil. Ne kadar sürede gelecek bilemiyoruz. Ama bu alanda çalışacak ve yeni şeyler geliştirecek insanlara ve çalışmalara ihtiyaç var. Benim anlatıcılarım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Hemen şuradan şeylere bakayım. Salih Bey siz sordunuz ama şeyi tam anlayamadım. Emel'de hangi alanları veriyorsunuz? Çıktı olarak hangi çıktı elde etmek istiyorsunuz? Bu tamamen size bağlı. Input'u hangi input'u verirsiniz? Hangi çıktıyı almak isterseniz. Yok Emel'in ne olduğunu aldım. Machine Learning de. Bu tamamen size bağlı. Yani sorunuz genel biraz. Çünkü siz hangi çıktı elde etmek istiyorsunuz? Mesela spam örneğini verdik. Siz spamları ayırt etmesini istiyorsanız Machine Learning'in. O zaman ona göre girdi verirsiniz.
Başka bir şey öğretmesini istiyorsanız ona göre geri de verirsiniz. Onun amacını günün sonunda siz belirleyeceksiniz. Nasıl bir tasarım için kullanmak istiyorsanız. Şöyle yapalım. Diğer sorulara geçeyim. Bunları chat kısmında var. Şurada Mehmet Ali Yağış Bey yazmış. Artificial Intelligence isimli filmde bu bağlamda çok önemli mesajlar dolu. Doğrudur. Teşekkür ederiz. Artificial Intelligence diye bir film varmış. Oraya da bakabilirsiniz demiş Mehmet Bey. Başak Hanım, yapay zeka kullanım alanında NLP'de text summarization başlığı da var hocam. Bu da önemli bir ilerleme. Kaydemiz gereken bir alan bence. Kesinlikle çok doğru Başak Hanım dediğiniz. NLP çok çok önemli bir konu zaten. Doğal dil işleme. Orada hatta şöyle çalışmalar da var. Örneğin Avrupa içinde varmış bu. Yine ilginç bir çalışmadan bahsetmiş olayım size. Avrupa'ya mesela birisi gitti ya, nereden geldiği belli değil. Avrupa şey yapamazsa, o kişinin geldiği yerin orijinini belirleyemezse onu geri iade edemiyormuş. Dolayısıyla orijinini tespit etmesi gerekiyor. Orijini tespit edebilmesi için de adam tabii pasaport yok, şey yok. Kendini şeye veriyor. İşte anlamamazlığa veriyor, şuna buna veriyor. Bu kuralı da bildiği için. Mesela bizim İçişleri Bakanlığı da TÜBİTAK'tan istemişti böyle bir şey. Dedi ki konuşmasından, aksanından, şundan bundan doğal dil işleme bu kişinin aslında orijin neresi olduğunu şey yapsın, tespit etsin. Bu sonuçta resmi bir sonuç olsun. Yani mesela desin ki bu doğal dil işleme bunun orijini şurasıdır. Ben bu kadar dili, bu kadar aksanı, bu kadar şeyi inceledim, diyalektiği. Ve bu kişinin orijini şurasıdır. Bu da resmi olsun. Biz de buna göre bir karar verelim. Aynen. Dediğiniz gibi bu NLP çok çok önemli bir şey. Gerçi siz text summarization demişsiniz ama orada tekste çevirip oradan anlamlandırma falan da var. Bu projeler de çok önemli ve şey Türkiye'de de önemli kurumlar çalışıyor bunun üzerine. Eğitim videosu kaydediliyor. Emin Bey sormuş. Paylaşacağız demiş. Teşekkürler. CPE bizim webinarlarda yok Emin Bey. Dolayısıyla bir katılım belgesi düzenlemiyoruz. CPE kredisi de vermiyoruz. İsmail Çakır, sunum başında ekran görüntüsünde bahsettiğiniz film nedir? Sunum başında Westworld dizi, film değil İsmail Bey. Westworld diye bir dizi. İkinci, AI tabanlı CM ya da log analizi uygulaması hiç kullandınız mı? Kullanmadım. Mesela güzel bir soru bu. Bahsettiğim gibi burada çok fazla log var. Bunların anlamlandırılması, sınıflandırılması gerekiyor. Zaten bu yüzden şeyden bahsettim. Hani tekrar söylemekte fayda var. Sizlerle bir araya gelmekten bu yüzden memnun oldum. Çok iyi şeyler çıkabilir bu alanda çalışanlar için. Çok iyi fikirler çıkabilir. Çünkü benim kendi adıma bilmiyorum. Size ikna edebildim ama çok önemli bir konu. Çok daha ihtiyaç olacak bir konu. Ve bu konuda birçok proje çıkarılabilir. Birçok şey yapılabilir. Bunun üzerine çalışmak lazım. Ya hani benim gözlemlediğim kadar yapay zekanın çok zor bir alan olduğu için belki bu alanda çalışmak istenmiyor. Ya da şey olabiliyor. Ya şu anda zaten istenilen seviye değil. Yakın zamanda da görmüyoruz. Hele bir bakalım şey yapsın, parlasın da ondan sonra girişiz gibi bir algı var. Ama bence şu anda bu alana çalışanlar ileride şey yapıyor olacaklar. Fark atıyor olacaklar. Salih Bey, siz pentest yaptık. ML'de veri girdik demiştiniz ya. Yok, biz pentest'te ML kullanmıyoruz. Salih Bey, onu soruyorsanız. Kullanılabilir diye şeyden bahsettik. Yani otomatize şey yapan araçlar var bunu. Hatta şu anda firma ismi vermedi. Bir tane firma, bayağı da pahalı bir ürünü var. Tamamen pentest'i şey yapıyor. Makine öğrenmesi yapıyor. Sonuçları size ona veriyor. Hiçbir şekilde manuel bir test yok orada. O ürünü alıp kullanabilirsiniz. Ama hala birçok insan manuelle devam ediyor. Çünkü manuelde tabii ki daha iyi, daha keskin sonuçlar çıkabiliyor. Dediğim gibi ML'de şu anda tam istenilen seviyede olmadığı için false pozitifler maalesef çok yüksek çıkıyor. Birçok denetleme kuruluşu hala o yapay, yani otomatize şeyleri kabul etmiyor. Biz de tabii ki otomatize taramalar yapıyoruz ama manuel, daha çok işin büyük bir kısmı manuel olarak ilerliyor. Birçok denetleme kurumunda sadece otomatize yapılan sonuçları şu aşamada kabul etmiyor. False pozitif olan çok yüksek olduğu için. Biz de kendi adımıza manuel yapıyoruz testleri.
Ömer Bey Westworld soru işareti misiniz ama soruyu anlayamadım. Böyle bir dizi var. O ekran görüntüsü oradan da. Westworld diye hatırlıyorum. Böyle bir şey bulamadığınız için bir soru işareti koymuş. Hemen bakayım şeyden. Evet, Westworld. Aynen. Şeyin adı doğru. Hopkins'ın da oynadığı bir dizi. Şeyiniz varsa bu alanlara merakınız, bu diziyi izlemenizi tavsiye ederim. HBO'nun da sanırım. Ya da başka bir kanal olabilir, emin değilim. Bu şekilde. Başka soru yok zannediyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun. Zamanımı açtım biraz. Kusura bakmayın. Şey yazabilirim. Ha, bu arada şeyin videoda da bunlarla ilgili yazılarım var. Bakmak isterseniz. Şuraya da şeyimi yazayım. Nokta var mı diye acaba, vardı herhalde. E-mailimi iletişime geçmek isterseniz her zaman. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.